Az önce söylediğiniz yayında barışalım barıştıralım etiketi dördüncü sıradaydı listede. Birazdan resmini gösterebileceğiz inşallah. İnşallah. Kardeşlerimiz onu bütün güçten desteklesinler. Barıştırma konusunun ikinci bir yönü olamaz. Yani tek olacak şey barıştırmadır. Barıştırma ve birleştirme. Yani de barışalım, birleşelim şeklinde yapalım. Etiket tamam. İnşallah. Yani biz Mısır'la da barışacağız. Küs olduğumuz kim varsa, küskün olduğumuz kim varsa hepsine barışacağız. Düşman olduğumuz kişiler varsa onlarla da barışacağız. Kardeş olup dünyada İttihat-ı İslam'ı oluşturacağız. Yani onun dışında zaten İttihat-ı İslam da olmaz. Ahirette de cennet olmaz aksi türlü. Yani öfkemizi yeneceğiz. Affetmeyi bileceğiz. Her ne olursa olsun affedeceğiz. Allah açıkça söylüyor ayette. Affı tut, iyiliği emret. Kötülüklerden yüz çeviriyor Cenab-ı Hak. Allah'ın emri. Aff sürekli Kur'an'da yoğun olarak geçen mümin özelliğidir. Allah kendisine de af dilememizi istiyor. Değil mi? Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah diyoruz. Allah bütün müminlerin günahlarını affetsin, bizleri bağışlasın, bizleri doğru yoldan ayırmasın, bizleri birbirimize düşman olmaktan muhafaza etsin, küskünlüklerimizi, dargınlıklarımızı kaldırsın Cenab-ı Allah, bizleri uzlaştırsın, kalbimize ferahlık, inşirah versin, içimize huzur versin, kardeşlerimize karşı kalbimizde kin, öfke bırakmasın. Akılcı yaklaşmak lazım olaylara. Evet. Yani Kur'an'a göre yaklaşmak. Evet. Dilem hocam dinliyorum. Hocam resim buydu etiketle ilgili. Evet maşallah. Ya başta yolsuzluk lobisi falan yani bu yapmasınlar bunu. Ya tamam kardeşim yolsuzluk olabilir. Dünyada ilk defa mı karşılaşıyorsunuz yolsuzlukla? Ne yaptı? Mahkemeler aldı hapse koydular. Eğer suçluysa hapse yatacak adam. Aksi oluyor mu? Olmuyor. E değilse beraat edecek, biz de alnından öpeceğiz. Bu kadar. Yani bunu Orta Doğu'da bereketsizliğe çevirecek bir işlem haline getirmenin alemi ne? İran'ı fakirleştirecek, Türkiye'yi fakirleştirecek, Orta Doğu'yu fakirleştirecek, itibarsızlaştırmaya yönelik çalışmaların alemi ne? 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi suç işleyebilir kardeşim. 100 kişi de işleyebilir. Al hapse koy. Kimse bir şey diyor ki sana. Niye hapse koyuyorsun da demiyoruz. Suçlu olan da tabii kendini savunur. Der benim suçum yok, hatam yok. Onu da desin. Yani ne diyecek? Her zaman suçlular kendini savunur. Hakikaten suçu olmadığı için de savunur. Bazen de can havliyle savunur. Suçu yoksa ne güzel. Biz suçlu olmasını istemeyiz ki zaten insanların. Beraat etmesini isteriz. Suçlu çıksın istemeyiz. Keşke yanlış anlanmış olsak deriz. İnşallah öyle değildir deriz. Ama buna rağmen suçlu çıkarsa gitsin yatsın. Cezasını çeksin. Aksi olmaz zaten. Ama bunu Türkiye'nin milli menfaatlerini, manevi yapısını bozmaya matuf bir çizgiye getirmeye kalkarsan bu zulüm olur. Bunu kabul edemeyiz. Evet Didem hocam dinliyorum. İnşallah hocam. 3. İnşallah evet. Birinci olsun. İnşallah. İnşallah. Yolsuzluk lobisi ona kimse destek vermez mi ki şu yolsuzluk lobisine? Evet. Bunun anlamı yok. Yolsuzluğu kimse savunmuyor kardeşim. Kimse savunmaz. Yani Tayyip hocam evet ben yolsuzluğu savunuyorum mu diyor. Şiddetle üstüne gidiyor. İlk göreve geldiğinden beri konusu bu. Yolsuzlukları durdurmak. Olabilir yani kendi partisinden, akrabası olan kişilerden, tanıdığı olan kişilerden, şundan bundan suç işleyen insanlar şu anda da çıkarır, ileride de çıkabilir. Bunu hükümetin üstüne yıkmak zulüm olur.